علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير بلا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لعنهم الله تعالى، رجل رغب عن والديه، ورجل سعى بين رجل وامرأة يفرق بينهما ثم تخلف عليها من بعده، ورجل سعى بين المؤمنين بالأحاديث لتباغضوا وتحاسدوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbalı rıdvanullah aleyhi mecmainin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimizin hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimize ruh için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Selasetün, üç kişi vardır ki le'anehumullahu teala, Allahu Teala onlara lanet etmiştir. Lanet, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırması demek. Bu manada, gerçek manada mel'un iblis aleyhillanedir. O Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmıştır. Ama şu söylediklerimiz bu böyle bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Bunları yaparlarsa böyle bir tehlikeye uğrayabilirler anlamında anlayacağız. Kimdir bu tehlikeye düşecek olanlar, Allah'ın rahmetinden mahrum kalacak olanlar? Raculun ragibe an valideyhi, anasından babasından yüz çevirmiş. Ki bu haramdır. Anayı babaya asi olmuş. Onları eziyet etmiş. Bakmıyor, ilgilenmiyor, zulmediyor. Onlara zulmediyor. Onlardan uzak kalmış. Elini uzatmıyor. İmkanı varken ona bakmıyor. Bu adama Allah Teala lanet eder. 2. Ve raculun ma'a beyne raculun ve emra'atin yufarriku beynehüme fümme tehallefü aleyhe min ba'di. İki adam arasını ayırmak için birbirinin aleyhine laflar ediyor. Birbirini arayacak. Bir adamla bir kadının, evli bir kadının adamını arasını ayırıyor ki birbirlerinden boşandıracak, sonra kendisi o kadınla evlenecek. Bu adama da Allah lanet eder. Böyle adamlar oluyor. Ve raculun sa'a beynel mü'mineyni bil ahadisil bahadisi li yetebaghadu ve yetehasedu. İki adam arasında laf getirip götürüyor. Niçin? Birbirine kavuşsunlar, seyredeyim bakalım nasıl olacak. Birbirine buğz etsinler, küssünler, birbirine haset etsinler diye. Ona bir türlü konuşuyor, ona bir türlü hakkı birbirleri hakkında. Birbirlerine haset etsinler, birbirlerini uzaklaşsınlar diye. Biliyorsunuz bu nemmamlık, laf getirip götürmek şeytanın pis işlerinden, en zararlılarından birisidir. Evet, o da biliyorsunuz bu vesvese vererek, kötü suizanlara sürükleyerek insanları birbirlerinden uzaklaştırıyor, ibadetten uzaklaştırılıyor. Evet, buna çok çalışıyor.
Evet, bana diyor ki ben senin konuşmalarını dinleye dinleye namaza başladım. Böyle elhamdülillah çok rastladık. Ama şimdi namaza durduğum zaman diyor, Allah hakkında da diğer konularda da öyle kötü şeyler aklıma geliyor. Dedim devam, iyi yoldasın. Neden? Şeytan elimden kaçırıyor diye bütün gücüyle, takımıyla yükleniyor ona ki bunun sonu yok deyip bıraktıracak. O yoldan döndürecek. Onun için iyi yoldasın, gayret, mücahede et. Bir de biliyorsunuz pahalı şeyler zorla elde edilen şeylerdir. Mücahede ile, çalışmayla elde edilen şeylerdir. Kolay elde edilen şeyler ucuz olur. Senin ibadetin şimdi bu şeytanla mücahede ederek yaptığın için çok kıymetli. Bir de dediğim gibi sen iyi yoldasın. Şeytan seni o yoldan bıktırmak, usandırmak, aman olmayacak bu diye yıldırmak için bütün gücüyle sana vesvese veriyor. Kalbini kötü şeyler getiriyor. Devam! Mücadeleye devam! Evet, böyle çok soru sorulan oluyor da iyi yolda olduğumuz alametidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vesvese şeytandandır diye sözü var. Bir de vesvese imandandır sözü var. İşte bu anlattığım tarzda vesvese imanın kuvvetleniyor. Şeytan da onu hasedinden, aman eyvah ben kaçırıyorum elimden diye var gücüyle sana vesvese veriyor. Bu vesvese imanın kuvvetlenmesine o yolda olduğumu alamettir. Bu şeytanın murdar işidir. Bu vesvese vermek, bir iki arasında götürüp getirmek, bir adam da iki müminin arasını aşmak için bunlar birbirini yesin, birbirini haset etsin diye laf götürmek durumunda Allah onlara lanet eder diyor. Bunlardan uzak durmak lazım. İstediğin kadar namaz kıl, istediğin kadar şu yap, bu yap. Böyleysen Allah'ın rahmeti, yardımı, affı seninle beraber değil. Sen şeytana arkadaşlık ediyorsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan lanet edilmiş. Çok hadis var bu konuda. Selasetü asvat. Üç ses vardır. Yuhibbuhallahu. Allah Zülcelal Hazretleri bu sesi sever. Evet. Bunları hayatımıza uygulayacağız. Nedir onlar? Savtu diyeke. Horoz sesini Allah sever. Evet. Neden? Horoz melek gördüğü zaman öter. Sana meleği haber verir. Melekler var, dua et. Sen anlamıyorsun. Evet, peygamber öyle söylüyor. Horoz bunu haber verir. Melek, dua edin, kalkın namaza. Bak melekler indi. Seher vaktinde inerler. Evet, horozlar öterler. Melekler iner, kalk namaza. Tam kazanma zamanı. Dua zamanı. Bunu sana haber verir. Allah bu horoz sesini sever. Horozların sesini sever. Bu horozlar arasında da bilhassa hiç siyahı olmayan beyaz horoz. Ve şeysi de, ibiği de testere gibi olanlar değil. Gülübük dediğimiz etli. Bundan bilhassa diyor evlerinizde besleyin diyor Peygamberimiz. Bahçesi olan, müsait olan Peygamberin bu sünnetini işlesin. Evet. Gece namazına kaldırır horoz. Namaz vaktini sana haber verir. Meleklerin geldiğini sana haber verir. Evet. Ezan okunurken de biliyorsunuz, affedersiniz, eşekler anırır. Köpekler havlar. Onlar da şeytana haber veriyor. Dikkat et, her taraf şeytan. Nereden? Çünkü şeytan hep her yerde var. Her yerde var. Her insanın peşine takılan şeytan var yanıltmak için. Besmele çekmediyseniz buraya da geldi. Namazınızı da vesvese verir. Girerken besmele çekeceksiniz. Eve girerken besmele çekeceksiniz. Orada kalır. Aksi halde evde kavga çıkarır. Şu veya bu şekilde aranızı bozar çocuklarla, ailenizle. Besmele çekmeden girdiysen peşinden ayrılmıyor. Senin aranda ama ezan okununca ezan sesini duymayayım diye öyle kaçar ki diyor. Peygamberimizin ifadesi. Ben aynı aktarıyorum. Hani bir merkebe taşıyabileceği yük 100 kilo değil mi merkebin? 200 kilo koyarsan ne olur? Arka tarafından egzozdan
Değil mi? Sesli gazlar çıkar. Aynen öyle. Zırt zırt diyor sıkıntısından. Böyle yelleyerek kaçar diyor. Hadis-i şerif böyle ben. Onun için böyle köpek havladı mı, eşek anırdı mı hemen Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bildiğiniz kelime. Evet. Euzu bike minel hubti vel habais. Pis şeytandan, böyle pislik şeylerden sana sığınıyorum ya Rabbi. Hemen Allah'a sığınınız. Horoz sesi melekleri haber verir. Allah da o sesten hoşlanır. Ha, eşek sesi cehennem sesidir diye de hadis var. Onun ses şeysi kulağa nasıl geliyor? Cehennemin de şeysi böyledir diyor Efendimiz bir hadis-i şerifte. Horoz sesi Allah'ın sevdiği seslerden birisi. Diğerisi ve savtul ledi yakravul Kur'an. Kur'an okuyor adam. Çok böyle okudukça tüyleri diken diken oluyor. Kalbi heyecanı geliyor. Zaman zaman gözleri yaşarıyor. Titrek titrek Kur'an okuyor. Allah bu sesi sever. Evet. Şimdi biz tabii hiç kimseye hedef almıyoruz. Kur'an böyle okunur. Kur'an'ın kelimelerini, anlamını anlayacaksınız, içinize sindireceksiniz. Ondan tüyleriniz diken diken olacak. Ondan zevk alacaksınız. Ama adam öyle bağırıyor ki Kur'an okurken. Ne bağırıyor ya? Allah sağır mı ya adam? Bağırıyor böyle. Yok, Kur'an titrek sesle böyle kalbin ürpere ürpere okunur. Allah bu Kur'an okuyan adamın, böyle Kur'an okuyan adamın sesini çok sever. Evet, çok sever. Böyle güzel Kur'an okuyan, Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden, tek tıklamadan okuyan Allah'ın yeryüzünü idare konusunda elçisi olan vekalet verdiği meleklerle beraberdir. Ma'al seferetil kiramil berare. O kadar hafızlık ve böyle güzel Kur'an'a saygı duyarak, içine sindirerek okumak, bu sesi Allah hem seviyor, hem böyle bir hafızı olursan böyle meleklerle beraberdir. Evet. Şimdi hocam biz böyle okuyamıyoruz, boşa mı gidiyor? Hayır. Size de müjde var. Niyetiniz böyle. Saygılısınız, abdestlisiniz. Böyle dikkatli okuyorsunuz, zor okuyorsunuz. Tam beceremiyorsunuz. İyi becerenler bir ecir alacak diyor. Bu diyor zorlayarak okuyanlar iki ecir alacak diyor. Evet, onun için zaten bir süre, 5-10 gün, bir ay neyse kabiliyetine göre böyle kök söker gibi okuduktan sonra oh, çok güzel okumaya başlarsın. Bu zorluğundan dolayı yılmayın, devam edin, çift sevap kazanırsınız diye var. Ama Kur'an, güzel Kur'an'ın tecvidini öğrenerek, dediğim gibi saygılar, bazen falan, dur ya, teker mi yuvarlıyorsun arkadaş? Allah'ın Kur'an'ı okuyorsun. Harflerini çıkaracaksın, kelimelerini belli edeceksin. Kur'an böyle olunur, böyle içine sindireceksin. Kur'an böyle okunur, o sesi de Allah sever. O sesi de Allah sever diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, güzel sesli olanlar, güzellik Kur'an'ı güzel sesleriyle süslesinler. Zeyyinu el Kur'an'ı bi asvatikum. Sesiniz güzel. Adam kaçıran değil. Borudan çıkar gibi bir adamın sesi var. Bir de okudukça Allah insanın ruhunu okşuyor. Öyle güzel kadife gibi sesli insanlar da var. Aha, bu sesleri gazinoda değerlendirme beyefendi. Sen Müslüman olana söylüyoruz. Mümin olanlara hitap ediyoruz. Kur'an okumada değerlendir. Peygamber öyle söylüyor. Bu güzel sesinizi Kur'an'da değerlendirin. Kur'an'ı böyle okuyun. Okuduğunuz zaman müminlerin gözünden şapır şapır yaş aksın. Hepsini siz kazanın diyor. Zeyyinu el Kur'an'ı bi asvatikum. İşte böyle Kur'an güzel okuyan, böyle sindire sindire saygı duyaraktan okuyan müminlerin sesini Allah çok sever. Evet, çok sever. Bu hadis-i şerifi de
Zeyd bin Sabit'in kızı Ümmü Muhammed'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Bu vahiy katiplerinden. Onun için adını anıyoruz. Vahiy, yani Kur'an indiği zaman Peygamberimiz okuma yazma bilmiyor. İlk vahiy geldiğinde oku demiş. Cebrail aleyhisselam, "Mâ ene bikâri'in, ben okuma bilmiyorum. Ekra bismi rabbike, Rabbin adıyla oku, bismillahirrahmanirrahim diyerek okumaya başla, yazmaya başla. Her işe böyle başla. Ey Allah, Hıra Munur Dağı'nda ilk şey budur." Efendimiz böyle vahiy indikçe katipler orada oluyor. O okuyor, onlar yazıyor. O orijinal yazılan Kur'anlar elhamdülillah şimdi elimizde var. Amerika Kongre Kütüphanesi'nde orijinali var. Adam gücünü şey etmiş, işte Bağdat'a girdi. Bütün muazzam eserleri götürdü oraya. Girdiği yerde onları çalıp götürüyor oraya. Orada var. Bizim Hazreti Osman zamanında yazılan o altı Musa'nın bir tanesi de bizim Topkapı Müzemizde oluyor. Yani İncil indi, Tevrat indi. O da Allah kitabı onlar da. Ama sonra hep duyanlar naklettiler. Tabii bir kelime yerine 10 kelime ilave ettiler. Karma karışık. Okuyun anlayacaksınız. Tevrat'ın ne kadar insan sözü karıştığını, İncil'e ne kadar insan belli oluyor yani. Ama Kur'an'da o yok. Dünya neresi gidersen gidiniz Kur'an aynı. Çünkü orijinalde duruyor. İlave edemiyorlar. Neden? Yazılısı var ortada. Tevrat ve İncil yazılmamış. Yazılmamış. Onun için sonradan ağızdan nakillerle toplanmış. Onun için İncil bir tane ama şimdi 4 tane İncil var. Bire indiremiyorlar. Birbirleri kabul etmiyor birbirlerini. Kur'an bir tane elhamdülillah. Orijinali de var. Evet. Bu yazan vahiy katiplerinden birisidir Zeyd bin Sabit. Onun kızı, onun kızından bu hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Şimdi Allah 3 sesi sever dedik. 1- horoz sesi, 2 Kur'an okuyanın sesi, 3 ve savtul müstavfirine bil eshar. La ilahe illallah. Seherlerde kalkıyor, uykunun en tatlı zamanı, hiç çıt yok, herkes derin uykuda. Bismillah, kalkacaksın, şakır şakır abdest alacaksın ve 2 rekat namaz kılacaksın Allah için. Ondan sonra günahların gözünün önüne getireceksin. Allah görüp dururken, yarın ben bunun hesabını vereceğim, böyle günah işledim diye ciğerin yanacak, gözünden yaş gelecek, estağfurullah ve etûbü ileyh diyeceksin. İşte bu seher vakitlerinde istiğfar edenlerin sesini de Allah çok sever. Böyle istiğfar edenlerin sesini duymak ister. Böyle müminleri dağlar kadar günahı olsa bile, tabi Allah hakkı, kul hakkına karışmıyor. Helalleşmeden müdahale etmiyor. Allah hakkı olan günahları böyle son derece samimi, özün kalbin titreyerek, gözünden yaş gelerek, bütün zerrelerinle estağfurullah demişin, çok hoşuna gider, bir anda hepsini siler diyor. Bu sesi çok sever. Horoz sesi, güzel Kur'an okuyan sesi, seherlerde istiğfar eden kimselerin, müminlerin sesini Allah çok sever. Öyleyse prensip olarak her gece kalkmalı, bir yarım saat tevbe istiğfar etmeli seher vaktinde. Evet, اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا. Evet, seher vakti tecefe cünuhum anil medaci, yataklarından kendilerini ayırırlar. Kalkarlar, namaz kılarlar, istiğfar, övüyor Allah bunları. Evet. Elledin yezkurunlar kıyamen ve kuuden, ayakta oturarak zikrederler, istiğfar ederler. Bu istiğfar seslerini Allah seviyor diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Selasetun testağfiru lehumus semavatu vel ard vel leyl ve nehar. Evet, 3 kişi var, 3 şey var.
semavat, yedi kat sema, arz, yedi kat arz. Vel leyli gece, ven nehari gündüz, vel melaiketu, sayılarını Allah bilir. Bütün melekler, melekler evet istiğfar ederler o kimse için, o kimse için. Kim onlar? Evet. Kadir gecesi tüm melekler yeryüzüne iniyor. Tenezzelü. Evet. İnne enzelnâ fî leylet-el kadr. O surede var. Durmadan iniyor. Yeryüzünde iğne basacak yer yok. Her taraf melek dolu. Bu güzel geceyi böyle bilerek camiye gelen, uyanık geçiren, Kur'an okuyan, ibadet edenen, tövbe istiğfar eden her taraf melek şahit oluyorlar. Allah'ın bu kulunu affet diye. Evet, sabaha kadar bu devam eder Kadir gecesi. Seherlerde de iniyorlar. İşte böyle kalkarsan gene Allah'ın bu kulunu affet diye. Melekler günah istemezler. İsteme kabiliyetleri yok. Günah istemeyenin duası da reddolunmaz. Onun için bu kıymetli vakitleri, zamanları asla kaçırmamalı. Evet, kesinlikle, kesinlikle gaflet içinde geçirmemeli. Evet, Allah böyle seherlerde zikreden, sesini Allah'ın sevdiği salih kullarından eylesin bizi, ümmeti Muhammed'e inşallah. Kim bunlar? Evet, yer, gece, gündüz, tüm meleklerin istiğfar ettiği adamlar kimler? El ulema'u, evet, alimler. İlmiyle amil alimler. Okuyor, söylüyor söylüyor, kendi bakıyorsun yamuk. Hoca ne oldu? Ya ben, siz bana bakmayın, sen dediğimi tut. Olur mu lan? Sorgusu daha ağır, cezası daha çok. Bilmeyenden daha çok. Hem biliyor hem yapmıyor. Öteki bilmeden yapmıyor. O da affedilmiyor da. Fakat hem biliyor hem yapmıyor. Allah affetmiyor hocaları. Allah affetmiyor. Şimdi Allah'ın kanunu var. Her şey Kur'an'a uyacak. Peygamber sünnetine uyacak. Kur'an'a sünnete uygun ki bu yola şeriat diyoruz biz. İşte İmam-ı Azam bu budur, bu budur, İmam Şafii bu budur, bu demiş. Bunlara göre uymak zorunda alimi, şeyhi, kim olursa olsun. Şimdi bir kadının yolculuk mesafesine mahremsiz gitmesi haramdır. Evet, erkeksiz gidemez. Haccı da gidemez İmam-ı Azam'a göre. Ben öteki hocalara karışmıyorum. İmam-ı Azam'ı söylüyorum. Mahremsiz hacca giderse masiyet işler diyor. Sevap kazanmaz. Şu bu fetva, ben onları karışmıyorum. İmam-ı Azam'ı söylüyorum size. Şimdi bana telefon ediyorlar. Ayda biz bir otobüs tutuyoruz. 50 kadın. Bizim falan şehirde bir şeyhimiz var, hocamız. Onun elini öpmeye gidiyoruz. Oo, yakında uçarsınız yani. Değil mi? Böyle bir kere şeriatın emrine aykırı ibadet olmaz. Neden başındaki adam, sizin kocanız nerede, oğlumuz nerede? Ve de diyormuş ki gelin zarar etmez, gelin zarar. Ne biçim hocasın sen lan? Yani Kur'an'ın emrini nasıl muhalefet ediyorsun? Bana telefonla sordukları için arz ediyorum. Böyle hoca olmaz. Kur'an'a uymayan hoca, hoca denmez. Kusura bakma hocam, benim hedefim Allah'ın rızasını kazanmak, Resulullah'a uymaktır. Sen ona uyduğun sürece sağ ol, var ol. Uymadın mı kusura bakma, sollayacaksın, gideceksin. Ama onun sözü öyle bağlanmış. Geliyoruz, her ay gidiyoruz. Bir de elini öpüyoruz. Ulan, nikah düşecek erkeğin, kadın elini öpemez. Tokalaşamaz, hadis var ortada. Elyeden tezniyen, bu Cevat Hoca'nın fetvası değil. Elyeden tezniyen, el aynen tezniyen, göz zina eder, el zina eder, dil zina eder, kulak zina eder, sayıyor. Bilmem tenasül uzda zina eder biliyorsunuz. Gözün zinası harama bakmak.
dilin zinası haram şeyler söylemek, kulağın dinlemek, elin zinası evet el bataş. Tokalaşmak diyor. Kimle? Nikah düşecek erkeğiyle bir kadının tokalaşması. Peygamber sözü bu. Cevat Hoca'nın fetvası değil. Niye bana kızıyorsun? Efendimiz sözü. İnanmıyorsun tabii, size sözümüz yok. Bu da şeyh din diye çıkmış, bir de öptürüyor. Bazısı da sarılıp öpüyor. Böyle şey olur mu ya? Böyle saçma şey olur mu? Kur'an'a aykırı işler yapan adam evliya olur mu? Hoca olur mu? Öyle değil. Biliyor, bildiğini uyguluyor. O bilmiyor. Bir dakika dur diyeceğiz. Dur. Tamam. Sen beni seviyorsun, ben de seni seviyorum. Evladımsın. Ben de senin hocan. Ama öpüşmek yok, tokalaşmak yok. Yalnız kapalı odada kalmak yok. Kimsenin girmediği kapalı odada nikah düşen bir kadınla erkek, bu hukuk, şeriatın emri. Benim fetvam değil. Kitapta olanı aktarıyorum. Zinadır. Efendim şu kadar namaz kıl, şu kadar zikir et, şu kadar hiç eline dokunmadı. Olsa bile. Halveti sahiha zinadır. Biz bunun doktorasını yaptık arkadaş. Bütün dünya gitti, çağırdılar bizi her yere. O kadar orijinal gördüler. Dinin aslı bu. Bir gibi, öp bakayım elimi, böyle şey olur mu? Peygamber elini öptürmemiş, hiç kadın elini sıkmamış. Mekke'nin fethi günü, mesela Hint, babasını Hazreti Hamza öldürmüş. Sonra Uhud'da da kölesiye, köleye diyor ki babamın intikamını al, sana diyor büyük para vereceğim. Hazreti Hamza şehit eden o köledir. Gafil arkada yüzünün karşısına çıkamıyor. Aslan Hazreti Hamza. Onun için siyaklanmış, şeyinden vurmuş. Yarmış, ciğerini gevliyor ağzında. Hint. Evet. Ebu Süfyan'ın karısı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte biliyorsunuz yılbaşında olmuş bu iş. Şimdi yılbaşı diyorsunuz 31 Aralık'ta. Evet. Efendimiz Mekke'ye yaklaşırken 10 bin kişilik orduyla gelmiş. Mekke yakınlarında çöle yaymış askerini. Her tarafa ateş yaktırmış. İnsan öldürmek hedef değil. Kan akıtmadan almak istiyor Mekke'yi. Hayatı boyunca öldürdü, harplerde Efendimiz girdi harp, ölen adamın sayı 239. Hayatı boyunca. Mekke'de de tembih etmiş. Adam öldürmek yok. Adam öldürmeden Mekke'yi almak istiyor. Onun için muazzam ordu gözüksün diye orduyu dağıtmış çöle, ateş yaktırmış. Ebu Süfyan da müşriklerin reisi o zaman. Bir bakmış, bu orduyla başa çıkılmaz demiş. Psikolojik harp diyorlar buna, moralini çökertmiş. Karşı koymasın, çarpışma olmasın diye. Ondan sonra yakalamışlar Ebu Süfyan'ı. Hazreti Abbas eski arkadaşı. Zaten peygamberin amcası, ikisi de yakın akrabası. Atının terkisini almış Ebu Süfyan'ı, gelirken Ömer'in ateşin yanından geçiyorlar. Hemen kalkmış kılıcına, dur demiş Ömer, dur. Onu ben himayeme aldım. Dokunamazsın. Resulullah'a götürüyorum. Ondan sonra Ömer takılmış peşine. Kellesini uçuracak. Resulullah Efendimiz onu ayakta karşılamış. Adam Kureyş kabilesinin reisidir. Reis adamlar el öptürmeye, böyle saygı görmeye alışmış. Onu kalbini yumuşatmak istiyor, dine kazanmak istiyor. Neler yaptı Ebu Süfyan ona? Ama hedef onu yok etmek değil, Müslüman etmeyi sağlamak. Onun için ayakta karşılamış. Adam bana değer verdi diye biraz daha yumuşamış. O küfür inadından biraz daha yumuşamış. Ayakta karşılamış, itibar etmiş ona. Ondan sonra evet, söylemiş ona, kabul etmiş. Çaren var mı demiş, yok. Kabul etmiş ama mantıken kabul etmiş. İçi ısınmış değil.
İçi ısındırması lazım. 10 bin kişilik orduyu bir boğazdan geçiriyor. Dar bir yerden. Onu da dikeltin oraya diyor. Giriyor tabii 6-7 kişilik, 10 kişilik gruplar halinde 10 bin kişi. Saatlerce geçiyor. Bu kadar askeri nereden bulmuş demiş Abbas'a. Hazreti Abbas'a. Ne kral yahu demiş. Aptal demiş, kral değil, kral değil, peygamber. Hala da aklın ermiyor mu senin? Kralların böyle ordusu olur mu? Durmadan geçiyor, bakın ruhen onu yumuşatıyor. Daha bitmedi. Mekke'ye varınca Ebu Süfyan'ın evine sığınana dokunulmayacak. Silah çekmeyene dokunulmayacak. Oradan da Ebu Süfyan bir daha yumuşuyor. Gerçekten Müslüman oluyor. Evine varmış. Tabii Müslüman olan adamın yüzünden belli olmuyor mu? Hint azılı müşrik. He. Sakın demiş sen de mi? Şimdi o karısını ısındırmaya çalışıyor. O da siyaset kullanıyor. Peygamber biz gibi. Otur demiş. Ben Kureyş'in reisiyim. Sen Kureyş'in en güzel karısı olmasan, en güzel kızı olmasan, en akıllı kadını olmasan seninle evlenmezdim. Bir adam övdün mü gevşer değil mi? Hindi de öyle yumuşatmış. En akıllı kızsın, en şerefli kadınsın, seni onun için aldım. Yumuşattıktan sonra taarruz, sen akıllı kadınsın demiş, otur. Biz güçlüyüz, çoğuz, paramız çok, her şeyimiz çok. Muhammed'in demiş nesi var? İki tane köle arkasına takıldı. Onların da giyecek ayakkabısı bile yok, giyecek ekmeği yok. Biz bu kadar güçlüyken hep geriledik, yok olduk. O durmadan büyüdü. Kafamız çalıştır demiş. Demek biz yanlış yoldayız Hint. Doğru söylüyorsun demiş. Doğru söylüyorsun. Gerçek bu. Gerçek bu. Ama mantıken inanmış. Ondan sonra Mekkelileri kazanacak. Ama neler yaptılar Resulullah Efendimiz'e? Ne işkenceler yaptılar? Evet, peygamberlik bu, Müslümanlık bu. Afukar olmak, insanı kazanmak. Ana hedef bu, yok etmek değil. Kabe'nin kapısına ayağını, mübarek ayağını koymuş, herkes toplanmış meydana. Ey Mekkeliler, benden ne bekliyorsunuz? Demişler ki, sana yapmadığımızı komadık. Ne yapsan yeridir, hakkındır ama sen demişler Muhammedül Emin'sin. Sıradan bir adam gibi değilsin. Güzel adamsın. Onu bekleriz. Söz, Müslüman olmanız kaydıyla sizi serbest bırakıyorum demiyor. Hiç şart koşmuyor. Serbestsiniz, gidiniz diyor. Halbuki dişlerini sökse, gözlerini oysa hakkı var çünkü yaptılar bunu Müslümanlara. Bunu da biliyorlar onlar. Onlar da insan, müşrik ama serbestsiniz, hiç şart koşmadan serbestsiniz deyince yahu demişler, biz her şeyi hak ettiğimiz halde Muhammed Resulullah olmasa demişler, böyle güzel şeyi affetmez bizi. Kalpleri yumuşamış, kuyruğa girmişler, Müslüman olmuşlar. Sıra kadınlara gelmiş. Kadınlar da o zamanın şeysi, sen şimdi sandığa gidiyorsun, rey pusulası atıyorsun, o zaman el sıkışmak. Kadınlar kuyruğa girmiş, peygamberimiz ellerini sıkacaklar. Peygamberimiz hayatında elin kadınının elini sıkmamış. Bakmış yumuşak insan peygamberimiz. Kadınlar ısrar edince yumuşak. Kalp kırarım diye korkuyor. Hazreti Ömer koymuş araya. Barut gibi Hazreti Ömer. Leğene su koymuşlar. Suyun bir tarafına kadın elini sokuyor. Bir taraf peygamberimiz. Biatlaşıyorlar. Evet, Hint'te onların arasında örtülü. Peygamberimiz tanıdığı halde tanımazlıktan gelmiş. Çünkü Hazreti Hamza'nın ciğerini ağzından geveledi böyle. Öyle katı bir müşrikti. Benden intikam alır diye tanımazlıktan gelmiş. Bütün ordusuyla ele geçirmiş Mekke'yi. Her şeyi yapabilir. Efendimiz ona hiç tanımazlıktan gelmiş. Öteki kadınlar gibi o da biat ederken çok zeki kadın. Demiş ki şimdiye kadar gözümde en kötü adamdın ama
hakikaten peygambersin demiş. Beni tanıdığın halde demiş, eski şeyleri şey etmemek için tanımazlıktan geldin demiş. Gözümde en güzel adam sensin demiş. Gerçekten Müslüman olmuş. Bu Müslüman da böyle ne olursa olsun insanları doğruya, iyiliğe kazanacak. Efendimiz gibi fedakarlık edecek. Bunları alim biliyor, sen de öyle olacaksın. Ya hocam sen birkaç kişi bilmem mahkeme verip duruyorsun filan. Öyle değil. İlmiyle amil, alimler, melekler, semavat, arz, gece, gündüz her şey onları affet diye dua ederler. Bir, vel müteallimune, ilim öğrenenler. Evet, ilim öğrenenler. Şimdi adam camiye geliyor. Secde etmesini bilmiyor. Niyeti güzel. Secde alın, burun. İki el, üç. İki diz, beş. İki ayak parmağı yere değecek. Gidin cuma günü bakın. Eksik yazma memuru değiliz de. Öğretme sadedinde söylüyorum. Secde ediyor adam, ayakları havada. Bu secde yok. Öğrenmemiş. Öğreneceksin arkadaş. Bu bir namazdır. Kuralları var değil mi? 12 farzı var. Bunu öğreneceksin. Boşuna yatıp kalkmayacaksın. İlimle olur bu iş. Kimisi de ayağının sırtını koyuyor yere, terse. Bu namaz da yok. Öğreneceksin. Efendim şu diyor, bu diyor, haram. Bilmiyorum. Öğreneceksin. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Bugün kanunlarda da var. Öğreneceksin. Bunun öğrenmenin yaşı da yok. Senden gideceksin. Namazın boşa gitmesin, orucun boşa gitmesin, zekatın boşa gitmesin, haccın boşa gitmesin, Müslümanlıkta yaptıkların boşa gitmesin diye bu işin usullerini, kurallarını öğreneceksin. Öğrenirsen, öğrenenlere de böyle bu maksatlarla öğrenenlere de semavat, yedi kat sema, yedi kat yer, tüm melekler gece ve gündüz Allah'ın bu kulunu da affet diye dua ederler. Efendimiz öyle söylüyor. Onun için öğrenin. Öğrenin. Öğrenenler de böyle kıymetli. Hatta ilim öğrenmek için, evet, sabahleyin çocuk gidiyor hocasına, okuluna. Niyeti çok para kazanayım, en büyük benim, ispat edeyim. Kafada bu değil. Mesela doktorluk, insanlara hizmet edeyim, acılarını dindireyim. Efendim, hoca da, alim de insanlara Allah'ın emirlerini öğreteyim. Allah'ın emirlerini, dinin emirlerini öğreten de Ensarullah, Allah'ın yardımcıları diyor Allah. Allah yardıma muhtaç değil ki, öyle bir şeref veriyor. Bu maksatla, evet, mühendis, işte güzel camiler yapayım, güzel binalar yapayım, yıkılmasın mesela. İnsanlara hizmet ideali böyle olsun. Melekler diyor kanatlarını bu talebenin geçeceği yere sererler. Hadis bu, Buhari Müslim hadisi. Evet, bu şerefli bir insan ilim öğrenmeye gidiyor. Benim kanadıma bassın da ben de şeref kazanayım diye. Evet, bu kadar kıymetli. Alimleri ve bu öğrencileri, ilim öğrenenleri öyle Allah sever. Semavat, arz, gece, gündüz, tüm melekler onlar için Allah'ım bu kulumu affet, hedefi, hayırlı hedefine ulaştır diye dua ederler. Birisi de şu, evet, vel eskiyâ, Allah yürü kulum demiş, zengin olmuş. Evet, öyle zenginler var. Biri beş edeyim diye her gün, kaç şirketi var, siz ona ne diyorsunuz, şirketler grubuna holding diyorsunuz. Holdinge de yetmemiş, dünyanın birini alacak. Gece gündüz derdi bu. Hiçbir hayır eseri yok, hiçbir insana faydası yok. Durmadan hesabı var bunun ya. Böyle değil. Gidiyorsun
tabii diyor, özür dilerim diyor. Benim size gelmem lazım. Falan yere cami yapacağız mesela. İşte falan çocuk terbiyeli, çok çalışkan ama yiyecek ekmeği yok. Gittiğim için söylüyorum. Bazen gidiyorsun, hocam senetleri karşı gelmiyor, çekleri ödeyemiyorum. O ipe un seriyor. Bir böyle zengin var, bir de özür dilerim hocam. Aslında benim seni bulmam lazım. Böyle okutulacak çocukları, sen bilirsin, sen hocasın. Böyle hayır eserlerini dikmemiz lazım. Benim çünkü işim çok, mal alıp satıyoruz gece gündüz. Öyle diyen de var. Aha, böyle zenginler. Allah ona zenginlik vermiş. Bu zenginliği gittiği zaman özür diliyor. İstediğinden fazla veriyor. İstediğinden fazla veriyor. İşte bu zengin, sahi, cömert zenginler. Cömert zenginlere de semavet ve arz, gece gündüz tüm melekler istiğfar ederler. İşi rast gelsin. Allah'ım günahları affol, affet. Tevbesini kabul et diye. Cömertlik bu kadar güzel. Evet, peygamberlerin makamı en yüksek. Cennete bile özel kapıdan girecekler peygamberler. Peygamberlerin girdiği kapıdan bir de bu cömert zenginler girecek. Çok zor bir iş. Para çoğaldıkça çok seviliyor. Ne kadar seviyorlar parayı. Dadı çok geliyor demek o zaman. Ama buna rağmen elini açmış hayra. İşte bu zenginleri Allah peygamberin kapısından cennete sokacak diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çetin bir imtihan. Çok sevdiği parayı seve seve, hiç kalbinde ilinti olmadan, özür dileyerek istediğinden fazla verebiliyor. Evet, böyle bir bunları hep severler. Evet, sever, semaat var, tövbe ederler. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan hadis-i şerifi nakletmiş. Evet, az ilim çok ibadetten iyidir. Neden? Sabaha kadar adam teheccüd kılıyor. Ama dediğim gibi secde etmesin bilmiyor, faydası var mı? Ama secde yedi aza üzere, bunu biliyor adam, öğrenmiş. İki rekat namaz kılıyor. O kazanır, öteki hiç kazanamaz. Az ilim çok amelden iyidir. Onun için Müslümanlığı bilerek uygulayın. Boşuna kürek çekmeyelim. İlim öğrenmenin yaşı olmaz. Böyle müjdeler var öğrenenlere. Mutlaka, mutlaka bilerek namaz kılın, bilerek hacca gidin. Bilerek hacca gidin. Namazla hacca gidiyor adam. Yatıyor, uyuyor, yoruyorsun tabii. Öğle namazı gidiyor, ikindi namazı gidiyor. Niye geldin lan buraya? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir vakit namazı geçireceğine haccı 50 sene ertele diyor. Bizim bile hacca gidiyor ama hiç namazı yok, abdest yok. Nasıl oluyor bu iş? Bilmezsen olmaz işte, boşa kürek çekersin. Bilmezsen olmaz. Hocam ben emekli oldum. Emekli parasını bankaya yatırdım. Faiz parasıyla hacca gideceğim oldu. Güle güle gittim. Turist gidersin, turist gelirsin. Haram pola gidecek, şeyler mi? Bilmiyor adam. Evet, hacca gidecek inanıyor ama haram parayla gittin mi? Efendimizin hadisleri bu. Biz aktarıyoruz efendim. Lebbeyk Allahümme lebbeyk dediği zaman la lebbeyk ve la sadeyk. Ne lebbeyk lan? Haram parayla buraya gelir mi? Derler melekler. Efendimiz böyle söylüyor. Helal parayla gideceksin ya. Bilmiyor adam. İnandığı belli ama bilmiyor. Evet, şimdi her zaman söylüyoruz. 1936 devletin bastırdığı tefsire bakabilirsiniz. Kontrol edin benim söylediğimi. Kadının yüzü, eli, ayağı hariç saçı gözükemez, gerdanı gözükemez, kolları gözükemez, bacakları gözükemez. Mahremdir, haramdır. O bakın, ders mi tefsire bakın, Allah'ın ayeti vardır. Eyüp'e gelmiş, çırılçıplak, şurada bir askı var, her şey meydanda. Fatih okuyor Eyüp Sultan Hazretlerine. Faydası olur mu arkadaş? Evet, mümin olduğu belli, gelmiş.
ama bilmediği için boşa kürek çekiyor. Boşa kürek çekiyor. Öğrenin, öğrenir böyle samimi duygularla öğrenenlere bak. Melekler kanadını serer, üstüme bastın da şerefinden dolayı. Allah da bu öğrenenleri ilim adamları gibi sever de gece gündüz her şeyi onlara şey eder, dua eder, dua eder diyor. Böyle olmalıyız, bilerek Müslümanlığı yaşamalıyız. Selasetun la temessühümün naru. Evet, biz elçiyiz, elçiye zeval olmaz. Buradakileri aktarıyoruz. Kabul edip etmemek size ait. Üç kişiye cehennem ateşi dokunmaz. La temessühümün naru. Evet. El mer'atul muti'a li zevciha. Evlenmişler. Kocasına çok itaatkar. Bir söyledin iki etmiyor. Tabii diyor hemen. Pır pır koşuyor. Evet. Kocasına itaat eden kadını ateş yakmaz. Müslümanlığa göre konuşuyoruz tabii. Git hırsızlık et gel. Yok. Bu emir dinlenmez. Dinin emirlerine uygun emir verirse baş üstüne. Hay hay diye koşuyor. Severek yapıyor. Kadın kocasının bu dine uygun emirlerine hiç be, yeter be demiyor. Tabii koşa koşa gidiyor geliyor. Bu kocasına itaat eden, dinin emirlerine uygun emirlerini yerine getiren kadını ateş yakmaz. Hadis okuyorum, aktarıyorum. Sen de çok oldun be, git kendin yap. Bir çorba pişir, kendin yap. Bana başvuruyorlar da ondan söylüyor. Ben çorba morba pişirmem, senin alan yok mu? Peygamberimiz taksimat yapmış. Hazreti Ali ile Fatıma anamız evlenmişler. Para kazanmak Ali senin demiş. Dış işleri görmek senin. Kızım Fatıma da ev işlerini yapacak demiş. Ev hizmetlerini yapacak. Peygamber taksimi bu. Arkadaş sen bulaşık yıkayacaksın. Evdeki hanım yemek yapacaksın. Evi silip süpüreceksin. Öteki de para kazanacak, gidecek. En iyi yerde oturtacak karısını. En iyi elbiseyi giydirecek. En iyi gıdalarıyla besleyecek. Bu taksimat böyle. Ama kendin yap diyor. Senin gelen yok mu? Olmadı hanımefendi. Kocasına şeriata uygun emirlerine itaat eden hanımı Allah ateşte yakmaz. Ateş ona dokunmaz. Evet. Mesela bakınız. Kocasının bu dine uygun emirlerini yerine getirmek nafile ibadetten önce gelir. Evet, nafile ibadetten önce gelir. Burada da söylüyor. Evet. En la tasume tatavvuan illa bi izni. İlla bi izni. Şimdi karşılaştığım şeyleri arz ediyorum size. Ben burada konuştuğum gibi bir başka şehirde de konuşuyorum. Yıllardır havaalanından beni alıyorlar, götürüyorlar. Baktığım her zaman havaalanına gelen adam değil. Mercedes'i çekmiş herif. Buyur hocam seni ben alacağım dedi. Dedik. Bindik. Hocam senden de Allah razı olsun dedi. Tanımıyorum adamı. Hayrola dedim arkadaş. Yahu dedi benim hanım dedi bir hoca bulmuş dedi. Akşama kadar hocaya gidiyor dedi şeyhine. Sabaha kadar da fas 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 namaz kılıyor dedi. Yatakta karıyı bulamıyorum dedi. Evde çorba içemiyorum dedi. Her gün orada. Bir şey de diyemiyorum dedi. Namaz kılıyor, tesbih çekiyor dedi. Ben de bu hadisi okumuşum orada. Senden Allah razı olsun hocam. Evlensem dedi, olmuyor dedi. Evlenmezsem böyle işler dedi. Evet, dinimiz akıl dini. Arkadaş. O hoca da sahtekar. Senin kocan yok mu demesi lazım. Ne işin var burada her gün demesi lazım. Demiyor. Sahtekar. Bak gece kalkıp namaz kılmak nafile ibadettir. Kocası izin vermezse nafile namaz kılamaz arkadaş. Burada söylüyor bak. İlla bi izni diyor.
farzlara engel olamaz. Ama nafile sünnetleri kıldırmaz. Nafile oruç tutturmaz. Kocanın hakkı var. Kocaya itaat ondan önce geliyor. Bu dinin kuralı ya. Benim fetvam değil. Ama o her gün diyor onun yanında diyor sabah kadar da diyor hiç benim yatağıma gelmiyor diyor. Böyle şey olur mu yahu? Böyle şey olur mu ya? Evet, nafile ibadet bile kocanın emri izni olmadan yapılmaz. Farza karışamaz. Evet. Kocasının bu dine uygun emirlerine itaat eden kadını ateş yakmaz. Evet. Evinden kocasının izni olmadan çıkmaz. İzin verirse çıkar. Evet, öyle diyor burada. Ve la tahrucu min beytiha illa bi izni. Yok hocam. Nasrettin Hoca ne güzel söylüyor. Yahu senin karı demişler çok geziyor. Geçse bizim eve de gelir demiş. Evde hiç durmuyor demiş. Ne güzel söylüyor hoca. Allah rahmet eylesin. Büyük evliya. Güldürerek çivi çakıyor kafalara. Kocasının izni olmadan evden çıkmaz. Haber verecek. Yuva böyle kurulur. Eğer böyle olursa fe in faalet لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ. Evine izinsiz çıktığı takdirde evden, eve dönünce kadar sema melekleri, rahmet melekleri, azap melekleri ona lanet eder diyor. Ben de buradan okuyorum, aktarıyorum. Evet. Böyle izin versen şuraya gideceğim. Demesi lazım, itaat etmesi lazım. Evet. Evet. Kocasına her durumda itaat etmesi lazım. Yatağına gelmesi lazım. Lohusa değil, adetli değil. Ama sen benim dediğimi almadın. Alsa bile istediğini beğenmemiş. Gelmiyorum. Sabaha kadar melekler lanet eder o kadına. Kocasının yatağına gelmeyene. Sabaha kadar. Burada da aynı şeyi söylüyor. İlem enne alel mer'ati en tuti'a zevceha fil istimta'i meta şa'e leylen ev neharan. Gece gündüz böyle. Dinde böyle. İlla en tekünü haizan ev nüfesa'e. Evet. Bu takdirde tamam. O şeylik yapsa hayır diyecek. Allah'ın emri var çünkü. La takrabu. Yanaşmayın diyor. Allah'ın emri bu. Adetli kadına yanaşmayın. Tabi yanaşmamak demek cinsel ilişki kurmayın demek. Lohusa kanı da olmaz. Ama yatağından uzak duramaz. Evet. Yatağından uzak duramaz. Bu büyük iş olmamak kaydıyla pekala yan yana yatabilirler. Şu bu olabilir. Evet. Dinin şeysi bu. Dinin şeysi bu. Evet, din evinin içindeki yemek pişirmek, süpürmek, yıkamak, ekmek yapmak. Evet, bunlar kadının işidir. Efendimiz bunları kadınlara vermiştir. Yapmazsa velev lem tef'al esmet. Bunlar yapmazsa günahkar olur. Görevini yapmıyor. Evet, yapmayan var da onun için. Ben yemek yapamam. Bulaşık yıkayamam. Öyle diyor. Ne diyeyim hocam diyor. Evet. Günahkar olur bu kadın. Kural böyle. Dinde kural böyle. Evet. Şimdi bu konuda detaya girelim. Böyle bir kız var. Zengin kızı. Öyle yetişmiş. Bulaşık yıkamıyor hiç. Yemek yapmıyor. Sen de bunu biliyorsun. Buna rağmen almışsın. Yapılan diyemezsin. Bilerek aldın arkadaş. Bilerek aldın arkadaş. Aşçı tutacaksın. Süpürgeci tutacaksın. Biliyorsun ya sen bunu. Bundan dolayı ona şiddet uygulayamazsın. Defol git diyemezsin. Dinin kuralı bu. Ama öyle değil. Mesela bu işleri yapan bir kız. Güzel filan. Zengin bir adam. Almış onu. Eve gelince diyor ki ben seni niye evlendim biliyor musunuz? Niye evlendin? Zenginsin.
bulaşık yıkamamak için, yemek yapmamak için süpürge yapacaksın hanımefendi. Çocukluğunda yapıyordun ya, buraya gelince ı-ı diyemezsin. Bak bu böyle, bu işler böyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları hep Fatıma anamız ve Hazreti Ali anamız da taksim etmiş, bizlere öğretmiş. Evet, şimdi kocasına itaatkar, dinin emirlerine itaat ediyor, hiç kalbini kırmıyor. Bu kadını ateş yakmaz. Efendimiz sözü bu. Bu kadını ateş yakmaz. Evet. Vel veledül bâr bi velideyhi. Bir de evlat var, oğlan kız. Anacığım babacığım, hiç kalbini kırmıyor. Baş üstüne anacığım babacığım, pır dönüyor anası babasının etrafında. Anasına babasına iyi davranan çocuk, çocuğu ateş yapmaz. Moruk be, cahilsin be, okumuş. Öyle diyor ona, bir şey bilmiyorsun be, denir mi lan? Bilmese bile denmez be. Şiddet uyguluyorlar bir de. Bakınız, Sa'd bin Ebi Vakkas, zengin bir ailenin tek çocuğuymuş, tek erkek çocuğu. Çok akıllı Sa'd bin Vakkas, biliyorsun İran Fatihi, Doğu Fatihi. Sahabenin ileri gelenlerinden, evet, bir mübarek insan. Çin'de türbesi var. Bize dediler burası Sa'd bin Ebi Vakkas'ın türbesi. Kim yapmış bunu dedim. Osmanlılar. Osmanlılar çürük iş yapmaz diye gittim türbeyi ziyaret ettim. Ama oraya kadar gittim bilmiyorum. İran'ı filan fethetmiş ama Çin'e kadar uzan orayı bilmiyorum. Tarihçi değilim. Osmanlılar sağlam iş yapar diye gittim türbesine. Öyle muazzam bir adam Sa'd bin Vakkas. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Müslümanlığı duyurmuş. Birer, ikişer, üçer Müslümanlık çor diyor. Sa'd bin Ebi Vakkas da Müslüman olmuş. Zeki, delikanlı. Babası ölmüş, müşrik. Annesi müşrike, katı bir müşrik kadın. Onun Müslüman olduğunu öğrenmiş. Öğrenince demiş, baban dininden çıkmışın demiş. Seni demiş evlatlıktan reddedeceğim. Sakın ha, dön demiş dinden geri. Hayır demiş, kaçmış evden. Müslüman olmuş, anasına da bir şey demiyor. Bir hafta böyle, sonra demiş ki eğer sen dinden dönmezsen açlık grevine gideceğim demiş. Acımdan öleceğim. Biz seni demiş bunun için mi yetiştirdik? Bu kadar serveti babam sana bunun için bıraktı. Ah demiş, çok oldun be. Bir tekme vurmuş ona. Şöyle yuvarlanmış gitmiş anası. İnsan anasını böyle tekmeleyince iyi mi olur lan? İnsanlığa bile, yani dinin dışında bile insani duygulara uymaz. Tekme attıktan sonra eve gelmiş. Şey, peygamberimizin yanına. Evet demiş, saat demiş, yüzün ekşi niye? Ya Resulallah böyle böyle oldu demiş. Ne zamandır başımı ekşiyor, durmadan konuşuyor. Yine böyle deyince ben de bir tekme vurdum, onu yuvarladım demiş. Sa'd demiş, yanlış yaptın. Müşrik de olsa insan anasına tekme atamaz. Dininden dönmeyeceksin, dediğini yapmayacaksın ama tekme de atmayacaksın demiş. Böyle hakaret etmeyeceksin. O konuşsun. Bu hidayet Allah'ın nasibi. Nasibi varsa o da Müslüman olur. Ama sen hiç onu kalbini kırmayacaksın. Kötü kelime söylemeyeceksin, tekme atmayacaksın. Yanlış yaptın Sa'd demiş. Evet, şimdi anasını babasını dövenler var. Moruk, bir şey bilmiyorsun. Doğru dürüst bir şeyler yemek yemeyi bile bilmiyorsun. Allah, şimdi kendi onun oğlu gelmiş, zengin olmuş, okumuş. Böyle bir sürü adam var. Aa, böyle değil. Bu lanetlidir. Böyle değil. Anacığım, babacığım pır pır dönüyor. Aha, bu evladı da ateş yakmaz diyor peygamber. Vel veledül bâr bi velideyhi. Anasının babasının pır pır dönüyor. Hiç kalbini kırmıyor. Bu evladı da ateş yakmaz diyor güzel peygamberimiz. Evet. Bir diğer ateşin yakmayacağı kadın şey kimse. Vel mer'atu sabura ala gayreti zevciha. Adam evlenmiş, beğenmiş,
sevmiş, aşık olmuş. Karısını çok seviyor adam. Ama sevdiği için de kıskanıyor. Çok kıskanç. Erkek adam karısını kıskanır ya. Biliyorsunuz horoz bile tavuğun yanına bir baş horoz geldi mi ne kadar savaşıyorlar birbirlerine. Ben iki horoz aldım. Getirdim. Evvelce horoz vardı. Bir de o gülü bikli beyaz horoz buldum. Getirdim. Allah. Akşama kadar baktım. Öldürecekler birbirini. Düştüler. Tavuğu paylaşamıyorlar. Ondan sonra birkaç tavuk da alıverdim de kavgası bitti. Tavuk bile kıskanıyor değil mi? Horozla. İnsan karısını kıskanmaz mı lan? Sevdiği karısını. Evet. Kocasının bu kıskançlığına kadın sabrediyor. Bazısı çok ileri gidiyor ama kadın sabrediyor. Evet. Kocasının kıskançlığına sabreden kadını da ateş yakmaz diyor Peygamberimiz. Evet. Bazısı da hadis okuduk efendim. Karısı ellerle kırıştırıyor, şey yapıyor. Hiç oralı değil. Bu da melundur. Bu da Allah'ın lanet ettiği adamdır diyor. İnsan karısını kıskanmaz mı ya? Evlenmişsin, sevmişsin, almışsın. Ha, bunun bir ölçüsü var tamam da. Bazısı biraz bu konuda azıcık şey geliyor. Buna rağmen kadın kocasının bu kıskançlığına sabrediyor. Kendi onun için yapıyor bu işi ya. Bu kadını da Allah ateşte yakmaz, cehennem ateşi buna değmez. Evet, müminler damuslu olurlar, kadınlarını, karılarını zinadan, fevahişten korurlar. Evet, böyle zinanın mukaddemesi öpüşmek, tokalaşmak, kucaklaşmak, bu gibi şeyler, bu da yazıyor efendim. Mesela kez zina ve libata, zina gibi ve mukaddematiye. Zinanın evveli öpüşmek, dokunmak, okşamak değil mi? Önce laftan başlıyor, bakıştan. Kadın bunlara asla yol vermez. Kocası da bunlardan rahatsız olur. Çünkü sevdiği karının elin herifinin bakmasını, dokunmasını hazmedemez. Dinde bu yok. Kadın da bunları hoş karşılıyor, makul karşılıyor. Kocasının kıskançlığını sabrediyor. İşte bu kadın da cehennem ateşi yakmaz diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela takbil, lems, nazar. Evet, öpüşmek yok elin erkeğinle. Evet, dokunmak yok. Kitaptan okuyorum. Bana şimdi kızıyorlar. Ve nazar, bakmak yok. Efendim. Bunlar her erkek karısını elin heriflerinin bakmasını bunlar engeller, örtünecek. Öyle pozisyonlar hazırlayacak. Bunlar dinde yabancı kadınlara öpmek, dokunmak, böyle bakmak asla caiz değil. Evet. Bu hadis-i şerifte Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma, Hazreti Abbas, Abdullah, onun babası Abdullah, bu müfessirlerin piridir. Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan sahabidir. Efendimizin duası bereketiyle Allahümme allimhu tevil, Kur'an'ın manasını bana öğret ya Rabbi dediği için Kur'an'ı en güzel anlayan kişidir Abdullah ibn Abbas. Abbas da Peygamberimizin amcasıdır. Allah onlardan razı olsun. Güzel Peygamberimizin hayatımıza uygulamamızı istediği bu mümin olarak bu prensiplere göre bir yol tutmamızı Allah bize nasip etsin müminlere. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke besmele ile beraber bismillah. Sadr kavdana kimse kimse.
13'er İhlas-ı Şerif Besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife hızlı ihlas okuyun. Hızlı oku.
Amin. Subhan rabbiyal aliyyi lalel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, namazımızı kabul eyle. Dersimizi kabul eyle. İndirdiğimiz Kur'an azimüşşan hatimlerimizi, diğer hatimlerimizi, şimdi okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayet-i Kur'an kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz, cümle peygamberler, Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab-ı Etbaların ervahı, bil cümle ahirete itihar eden müminat, özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazları, kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz eserinden yararlandığımız üstazlarımızın ervahı, burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin ervahı, bu cami-i şerifi yaptıran, bugüne kadar gelmesinin de emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzelen eden Emme Hutaba Mezun Kayyumi'nin ervahı, bu civarlarda metfum bulunan Evliyaullah, ulema, salihin ve bu aziz vatanı güzel eserle donatan ashab-ı hayrat, şüheda, kuzat, bunların arkasının Fatiha okuyacak kimse kalmamış garip müminlerin ervahına bağışladık vasıleyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Bizleri tevfik ve hidayetinden ayırma. Senden sıhhat, afiyet, bir de güzel ahlak niyaz et, lütfeyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Rızkımız helalinden bol eyle. Ömrümüz helalinden, rızkımız helalinden bol eyle. Ömrümüzü güzel şekilde uzun eyle, hayırlısıyla uzun eyle, akıbetimizi hayır eyle, güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü belalardan, musibetlerden muhafaza eyle, ümmeti Muhammed'e merhamet eyle, İslam'ı, ümmeti Muhammed'i aziz eyle, kafirleri kahreyle, rezil eyle ya Rab. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sözümüze sadık olarak hem hayatımızda hem her durumda bunun gereğini yapan, istikamet üzere yaşayan, son nefesinde kamil bir iman ve ahlak hamidi sahibi olarak, senin sevdiğin kulların arasından olarak dünyayı terk eden kullarından olmayı bize nasip eyle. Sübhanekallahü ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ilek. Sübhan Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.